Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz operatör doktor Sinan Üstündağ. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Sizler? Hoş geldiniz hocam. Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün dizleri konuşacağız. Ben de malum hatta daha oturur oturmaz size sordum. Hocam bu zararlı mıdır diye sürekli dizleri fazla kırmak, işte fazla üzerine yük bindirmek gibi. Biraz sizden dinleyeceğiz. Daha çok ne tür problemler yaşıyoruz dizlerimizle ilgili? Tabii. Aslında diz bizim günlük polikliniğe başvuran hastaların büyük çoğunluğu oluşturuyor desek çok yanlış olmaz. Yüzde kaçtır tahminen? Yani ortalama herhalde %30'un üzerinde diye tahmin ediyorum. Yani böyle ortopediye göre. Tabii yani günde diyelim ki 50 hasta bakıyorsak herhalde 15-20 tanesi kesinlikle bir diz hastasını mutlaka oluşturuyor. Peki bu şeyin dışında mı? Hani burkulma, kırılma vesaire bir travmanın haricinde değil evet, mi? Evet, çoğunlukla travmanın dışında. Yani travmayı bunun haricinde tutuyorum. İşte uzun süredir diz ağrısı olan ya da bir spor yaralanmasıyla ya da işte uzun zamandır devam eden bir diz ağrısı sebebiyle başvuran hasta sayısı ciddi ortopedi polikliniğinin yükünü oluşturuyor desek evet. Doğru. Ama tabii hepimiz yaşamışızdır değil mi? Anneannelerden, babaannelerden, evet. Evladım dizlerim ağrıyor. İşte ya da hatta romatolojik, romatizmal problem olanlarda dizlerim ağrıyor, yağmur yağacak gibi. Hep bir dizle ilgili bildiğimiz ve duyduğumuzda bir şey yani. Vardır. Tabii, çok sık gördüğümüz bir şey. Yani hemen hemen herkes büyüklerinden, aile büyüklerinden işte evladım dizim ağrıyor diye bir diyaloğa mutlaka şahit girmiştir. Olmuştur. Tabii. Yani hepimizin başına gelecek mi yani? Burada işte bir işler değişiyor. Aslında hepimizin başına gelmeyecek. Bilimsel olarak yapılan çalışmalar, yani çalışmalarda görülmüş ki insanların aslında radyolojik olarak yani röntgen bulgusu ya da MR bulgusu olarak birçoğunda kireçlenme diye tarif ettiğimiz aslında eklem dejenerasyonu oluyor. Ama ağrı her hastada olmuyor. Yani ağrı olarak gördüğümüz hasta sayısı %10 civarında. Yani diz ağrısı, röntgen bulgusu var ama ağrı %10'una eşlik ediyor. Yani her hastanın kaderi değil aslında diz ağrısı. Peki kadınlar mı, erkekler mi, hangi yaş grubu gibi daha çok bu evet, şikayetleri? Biz erkekler yaşadık. Olarak burada biraz şanslıyız. Yani şöyle ki özellikle erkeklerde daha az görülüyor. Sebebinin ise özellikle menopoz sonrası dönemde hormonal değişikliklere bağlı olarak kadınlarda daha ileri düzeyde görülüyor. Bir de tabii burada bayanların aslında diz yıpranma ya da diz ağrılarının sebeplerinden bir tanesi dizi kullanma şeklimiz. Bayanların özellikle bu ev işleriyle haşır neşir olan bayanların dizlerini daha kötü kullandığı ve bunun sonucunda aslında diz ağrısına daha maruz kaldıklarını da biliyoruz. Peki buradaki şey mesela ayakta durmak mıdır dize daha çok zarar veren durum eğilme, yoksa eğilmek kalkma, yer silme, ağırlık taşımak mesela. Evet. Şimdi mesleki yani meslek yaptığınız meslek uğraşınızın mutlaka ilgili ekleme bir şeyi var, dezavantaj doğuruyor. Mesela bu kompresör diye tarif edilen işte işleri yapanlarda işte omuz, dirsek ağrılarının görülmesi gibi. Sporcularda özellikle elit sporcu diye tarif ettiğimiz yüksek aktiviteli spor yapanlarda diz ağrısını çok fazla görüyoruz. Ya da dizlerin üzerinde işte yer döşemesiyle uğraşan birinde yine diz ağrısını görüyoruz. Yani bu tip mesleki ya da işte günlük aktiviteniz aslında biraz dizinizin kaderini belirleyen bir belirteç. Tabii sizler beyler işlerinden geldikten sonra koltuklara oturup şöyle dinlenebiliyorlar. Ama hanımlar öyle değil. İşte sofra kuruluyor, kaldırılıyor, yere bir şey düşüyor, o alınıyor falan. Öyle tabii, değil mi? Bir de onun haricinde tabii oturma alışkanlığı da önemli. Yani biraz önce bahsettik. O yüzden ben sordum mesela şu sürekli mesela dizlerin çok bükülü şekilde oturması ya da işte yerde yemek yeme alışkanlığı olan toplumlarda kireçlenmenin daha fazla arttığını söylüyor. Aslında tabii kireçlenme deyince burada herkesin aklında bir şey oluşuyor. Yani kireçlenme nedir, nasıl bir şey? Gelip oraya bir kireç bağlamıyor değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Aslında bu bir yıpranma süreci. Evet. Dizinizi kullanmaya bağlı, dizi oluşturan kemikler arasındaki, uyluk ve kava kemiğinin arasındaki kıkırdak dokusu yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Normalde aslında belli bir kalınlıkta olması gereken kıkırdak dokusu bu süreç içinde incelmeye başlıyor. Kalitesi bozuluyor ve yavaş yavaş ağrı, fonksiyonda bozulma ile kendini belirtiyor. Yoksa öyle bir işte klasik orada bir kireçli doku oluşmuyor. Yeni kemik oluşumları var. Osteofit diye tarif ediyoruz. Ağrının sebeplerinden bir tanesi ama klasik anlamda kireçlenme dediğimiz şey bir kıkırdak kaybıyla devam eden bir süreç aslında. Evet, peki enteresan. Bu seviyeye gelindikten sonra neler yapılabiliyor? Kireçlenme varsa
tam eski haline gelmesi mümkün mü? Aslında bu soruya cevap vermeden önce şunu söylemek lazım. Yani bu aşamaya neden geliyoruz? Aslında sebebini bilirsek belki önlemek daha kolay olabilir anlamında. Bayan olmanın evet bir artmış bir risk olduğunu biliyoruz. Bayanlar bu konuda biraz daha dikkatli olmalılar. Kilo çok önemli bir problem. Evet, dize binen yani, yük açısından. Evet, vücut kitle indeksinin %30'un üzerinde olan hastalar, %20'nin altında olan hastalarla kıyaslanmış ve riskin yaklaşık 16 kat arttığı görülmüş. Yani diz eklemini özel konuşacak olursak, kilonuz arttıkça dizinizde yıpranma, kireçlenme kaçınılmaz oluyor. Bunun dışında tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi mesleki olarak dizinizi kullanma alışkanlığınız, genetik etkili yatkınlığın bununla ilgili olduğu söyleniyor. Özellikle annede kireçlenme problemi ya da işte gonartroz diye tıbbi olarak tarif ettiğimiz problem varsa özellikle kız çocuklarında daha sık görüldüğüne dair çalışmalar var. Bunun dışında kemik erimeniz varsa kireçlenmeniz daha az görünüyor. Daha az. Tam tersine kemik erimeniz yoksa kireçlenme de onun tam tersi şekilde ilerliyor. Ama bununla ilgili de son zamanlarda bir takım çalışmalar aslında bunun çok da doğru olmadığını söylüyor. Beslenme alışkanlığı önemli. Özellikle C, E vitaminlerinden zengin beslenenlerde ya da bu vitamin takviye alanlarda daha az görüldüğüne dair şeyler var. Peki bunlara dikkat etmedik. Bir şekilde dizimizde artık kireçlenme oldu. Aslında kıkırdak kendini yenileyebilen bir doku değil. Bizim zaten en çok zorlandığımız şey bu. Yani işte kemik kırılıyor, tekrar kaynıyor. Yeni kemik dokusuyla oluşuyor ama kıkırdakta böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla diziniz yıprandı, kıkırdak kaliteniz azaldıysa artık bunun geri dönüşü yok. Ama bunu böyle deyip tabii ki hastayı tedavisiz bırakmıyoruz. Burada birçok alternatifler var tedavi anlamında. İşte hastalığın derecesine göre hastayı radyolojik olarak şikayeti, bulgusu, bir takım evrensel işte ağrı skalalarıyla değerlendirip bir tablo çıkartıyoruz. Yani hastayı bir yere konumlandırıyoruz ve ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Bizim yaptığımız şeyler var, hastadan istediğimiz şeyler var işte. Günlük hayat rutinini belki değiştirmesi, kilosunu kontrol altına alması, beslenme alışkanlığını düzeltmesi gibi hastanın yapması gereken şeyler. Biz neler yapıyoruz? Kabaca hastalığı aslında 3 evreye ayırmak mümkün. İşte başlangıç aşaması, orta ve ileri aşama gibi. Bizim tedavide en çok zorlandığımız hastalar orta ve ileri aşama oluyor. Başlangıç aşamasında çoğu zaman işte diyetinizi değiştirerek, kilonuzu azaltarak ya da işte dizinizi daha doğru kullanmayı öğrenerek ilerlemesi önlenebiliyor. Engellenebiliyor. Orta aşamaya geçtiğiniz zaman işler artık bu kadar kolay olmuyor. Bu aşamada biz devreye giriyoruz. Neler yapabiliyoruz? İşte bu enjeksiyonlar yani eklem içi enjeksiyonlar bu dönemin herhalde en popüler cerrahi dışındaki en popüler yaklaşımı. Tabii sadece bu da yetmiyor. Aslında ilk aşamadaki hastalardan istediğimiz kilo vermek vesaire bunları bu aşamada tekrar istiyoruz. Yani sadece eklem enjeksiyonu tedavi yaparak eklem içi enjeksiyonu bunları da yapmak lazım. Mutlaka. Eklem üzerinde düşen ağırlığı azaltmak temelde de amacımız. Ben hastalara hep anlatırken aslında eklemlerimizi özellikle diz eklemini kapının menteşesine çok benzetiyorum. Onun gibi sürekli açılıp kapanma hareketi yapıyor. Eğer kapının ağırlığı çok fazlaysa bu menteşenin ömrü maalesef azalıyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesi bize yine mesela işte yürüyüş iyi gelir mi ya da işte spor nasıl yap? Mesela izleyicilerimiz ben dahil şunu da merak edebilir. İşte topuklu ayakkabı buna bir etken midir? İşte yanlış sağlıksız ayakkabı giymek, ayakta durmak gibi şeyler de yıpratabilir mi bu? Kesinlikle doğru. Bilimsel olarak uygunsuz ayakkabı seçiminin özellikle diz ekleminde ve ayak bileği ekleminde kireçlenme riskini arttırdığı bilinen bir gerçek. Tabii bayanların tutkusu topuklu ayakkabı giymek bunu çok engellemek belki mümkün değil ama gerçekten ortopedik diye tarif ettiğimiz aslında insan fizyolojisine ve anatomisine uygun ayakkabı tercih edilmesi bu şikayetleri azaltıyor. Peki geçirilen bir takım enfeksiyonlar da bilinen o ki bazı tedavilerin sonucunda da kişiler bu kireçlenmeleri yaşayabiliyorlar. Bu anlamda da ileriye yönelik son dönemde birçok tedavinin içerisinde kullanılan kök hücre de duyduğumuz yöntemler arasında bunun rolü nedir özellikle bu noktada? Evet. Şimdi kök hücre uygulamaları sizin de bildiğiniz üzere aslında bu son yıllarda yavaş yavaş popülaritesi artan bir yöntem. Tedavi hücresel anlamda hastanın kemik iliği ya da yağ dokusundan aldığımız genç hücreler, genç hücrelerden kastımız şu aslında
farklılaşma potansiyeli olan. Örneğin diz eklemine verdiğiniz zaman oradaki hasarlı dokuda hangi hücrenin eksikliği varsa aslında o yöne doğru farklılaşıyor. Dolayısıyla son dönemin gerçekten umut veren tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Henüz çok fazla elimizde böyle çok uzun dönem 15-20 yıllık kanıta dayalı bilgiler yok. Ama kısa dönemde yapılan çalışmalarda özellikle diz kireçlenmesinden konuşuyoruz ama 2 yılın sonunda yani diyelim ki dizinize kök hücre enjeksiyonu yapılıyor. 2 yılın sonunda bakılıyor ki hastaların %84'ü özellikle orta aşamada ve başlangıç aşamasında olan son dönemi ayrı tutuyorum. Hastaların %84'ü aslında bu enjeksiyondan memnun. Yani şu demek hastanın günlük hayat kalitesi, ağrı düzeyi, hayat kalitesi artarken ağrı düzeyi de azalmış oluyor. Semptomlar biraz daha hafifleyebiliyor yani. Evet, evet. Onun için bu konu tabii her geçen gün daha da gelişiyor. Umut vadeden bir şey tedavi, özellikle eklem kireçlenmesi dönemi anlamında. Peki cerrahi müdahale var mı bunun bir aşamasında? Var. Tabii ki var. Artık elinizdeki bütün silahları kullandınız. Hasta kendi üzerine düşen sorumluluklarını yaptı. Siz enjeksiyonları yaptınız, bir takım işte alternatif yöntemleri kullandınız. Bütün bunlara rağmen eğer hastanın ağrısı devam ediyor, günlük hayat kalitesi halen istenilen düzeyde değilse ve radyolojik olarak hastanın bulguları artık tamamen eklemin bittiğini gösteriyorsa artık aşama yani iş cerrahiye geliyor. Cerrahiyle ilgili tabii yaş bizim için önemli bir kriter ama bu da bazen değişiyor. Eğer hastanın ağrısı çok fazlaysa yaşı artık yavaş yavaş biraz geri plana almaya başladık. Çünkü yaptığımız cerrahi aslında çok basit bir cerrahi işlem değil. Yeni bir eklem oluşturuyorsunuz. Örneğin diz eklemi için konuşacak olursak en sık yapılan işlem total diz protezi diye tarif ettiğimiz aslında eklemin yüzeylerinin bir metalle kaplanıp arasında bir polietilen diye tarif ettiğimiz bir plastikle yeni bir eklem oluşturuyorsunuz. Ama artık bu son aşama yani tabii, her şeyi geçtikten sonra. Her şeyi yaptıktan sonra ama sıklıkla yani son aşamadaki hastalara yapılan yöntem diz protezi uygulaması oluyor. Burada isteğimiz şu, hastanın yaşının belli bir düzeyde olması, aktivitesinin gerçekten kısıtlanmış olması, günlük yürüyüşlerini artık yapamıyor olması, bir iki basamak çıkarken bile zorlanmış olması bize artık bu hastanın bu ameliyata aday olduğu anlamında onu gösteriyor. Gösteriyor. Peki bu operasyon sonrasında, bu protezler sonrasında o bahsettiğimiz zorlu hayatı yaşarken daha iyiye gitmiyor mu her şey? Yani ağrılar azalıyordur. Yani ne gibi sıkıntılar oluşturulabilir ki bu kadar da en son noktaya bırakılıyor bu cerrahi müdahale? Şimdi böyle anlatılınca sanki çok da iyi olmayacak hani en son müdahale ama gibi düşünülüyor. Aslında sonuçları değil, nasıl? Evet, çok güzel bir soru. Aslında öyle değil. Diz protezi aşamasına gelinceye kadar dediğim gibi her şeyi deniyoruz. Diz protezi de gerçekten yüz güldürücü sonuçlar olan bir ameliyat. Yani birçok seride değişmekle beraber %90'ların 95'lere kadar ulaşan bir hasta memnuniyeti söz konusu. Burada sadece zamanlamayı ve hasta seçimini doğru yapmak lazım. Zamanlamadan kastım şu, şimdi gelişen teknolojiyle beraber bizim kullandığımız protezlerin ömürleri çok uzadı. Tabii cerrahi olarak ameliyatla ilgili bilgilerimiz her geçen gün artıyor, tecrübeler artıyor. Dolayısıyla yaptığınız protez ameliyatının hastanın dizinde ya da başka bir ekleminde kalma süresi çok uzadı. Eskiden 10-15'li yıllarla tarif edilen bu süreler artık 25-30'lu yıllara kadar ulaştı. İsteğimiz şu, örneğin 40 yaşında dizi çok kireçlenmiş bir hastaya bu ameliyatı yaptığınız zaman belki 60-65'li yaşlarda tekrar bir operasyon gerektirebilir. Tekrar edelim. Dolayısıyla biz bu riski aza indirmek, en azından hastayı hayatını bir ameliyatla tamamlayabilmesi için bu süreyi biraz uzatmaya çalışıyoruz. İşte 60'lara, 65'lere getirmeye çalışıyoruz. Bu protez ameliyatlarında çifti dizi birden yapmak mıdır tercihiniz yoksa tek tek mi yapmak daha tercih? Burada tabii çok belirleyici şey var. Öncelikle tabii hastanın Gerçekten iki dizinden şikayetin olması lazım. Bazen radyolojik bulgular bizi yanıltıyor. Hastanın bir dizi ağrıyor, gerçekten ağrılı diz sağ. Ama sağı kullanmamak için sola daha çok yüklendiği için solda gerçek anlamda o kadar ağrı olmuyor. Ama işte iki dizim de ağrıyor diye tarif ediyor. Tabii hastayı iyi değerlendirmek lazım. Cerrahi olarak aynı anda bir diz ya da iki diz birden yapılabilir. Tabii hastanın eşlik eden başka sağlık problemlerinin olması, anestezi açısından risk
değerlendirmesi. Ya da şekerle ilgili. Bunu belir, yani bu süreci biraz öyle belirliyoruz. Daha 65 önce yaşlarında tanıdığım biri marke oldu. Bir 5-6 yıl geçmiştir üzerinden. Gerçekten hayatından çok mutlu ve çok daha konforlu bir şekilde devam ediyor. Evet, evet. Tabii hasta uyumu da çok önemli. Sadece ameliyat bitmiyor iş. Daha sonraki süreçte dizinin kullanmasını, nasıl kullanması gerektiği. Aktivite artıyor tabii, diz hareketi artıyor. Kilo kontrolü daha kolay oluyor. Şimdi bundan daha yani benim asistanlığımın başlarında, yani ortopediyle yeni tanıştığım dönemlerde hep hastalara biraz kilo verin de ameliyatınızı öyle yapalım diyorduk. Fakat sonra bakıldı ki hastaların kilo vermesi çok kolay bir süreç değil. Tabii. Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda %3'ü kilo verebiliyor. Yani şimdi böyle düşündüğünüz zaman o zaman mecburen boşuna zaman kaybına gibi, sebep olabilir. Tabii. Önce hastanın dizlerini rahatlatıyoruz. Hasta yürümeye başlıyor, kilo vermeye başlıyor. Motive olup kısır döngü var çünkü. Onu orada bir yerden kırmanız gerekiyor. Tabii. Hareketi kısıtlı olduğu için de kilo veremiyor aslında. Tabii, tabii. Şimdi yaşlı teyzelerimizin, işte annelerimizin hep böyle bir şeyi var. İşte dizlerim ağrımasa yürüyeceğim. Tabii. Yürüyemediği için kilo alıyor. Kilo aldığı için diz daha çok ağrıyor. Daha çok kısır döngüyü de böyle bir kısır. Bir yerde bunu kırmak cerrahi gerekir. Yapmakta fayda var diyorsunuz. Evet, son aşamada. Ve bu sorunlar böylelikle noktalanabiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yoğun tempo içerisinde yiz bugünlerde kalktınız, programımıza kadar geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bu sabahki konuğumuz operatör doktor Sinan Üstündağ'dı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Diz eklemlerini, rahatsızlıklarını ve diz protezlerini konuştuk. 8'de sağlık devam ediyor.